Ay babama çaktırmadan çıktım geldim. Niye çağırdın beni? Söyle de gideyim hemen. Aa, niye çağıracağım? Özlediğimden çağırdım salak şey. Ya aşkım ya ikisini de böyle çarpı köşelerinde, köşe bucak. Orada burada gizli saklı buluşup duruyoruz gözünü seveyim ya. Bak annem babam yolumuzu gözlüyor. Heves içinde bekliyorlar evlenelim diye. Şu diyorum babanla konuşsak da artık şu işi bir tatlayalım mı? Ya ama Kazım biz yani beraber büyüdük. Şimdi ben öyle çatadanak nasıl babama derim biz Kazım'la birbirimize aşığız diye. O yüzden böyle bir yumuşak anını kolluyorum. Niye abartıyorsun bence? Niye abartıyorsun? Ne gerek var? Kudret amca beni sever biliyorum. Yo sevmez. Uyuz oluyor babam sana. Sıtma Kazım diyor arkandan. Hı? Titremeler geliyor o çocuğun tipinden. Ateşler başıma çıkıyor diyor. Hatta diyor ki tam bir tipsiz mal bu çocuk diyor. Allah diyor bu çocuğu bildiği gibi yapsın. Ama tamam yeter. Biraz abarttın sanki. Tamam peki ne yapalım? Konuşuruz annemle babamla. Tamam. Daha sonra evleneceğiz deriz. Biraz daha bekleyeceklerini söyleyelim. Ne yapalım? Tamam. İyi o zaman. Ya bir kez sarılayım da öyle gidelim bari. Ya, ya peki. Ay. Çiçek! Hı. Hı. Ne oluyor burada? Baba! Allah! Anne! Baba! Çiçek! Apartmanımızın bahçesinde o sıtma Kazım'la neden sarıldığınızı açıklamak için bir dakikan var kızım. Dur Kudretciğim, sen de birazcık sakin ol. İlla ki açıklayacak bir şey diyecek değil mi kızım? Ne oldu? Evet, şimdi şöyleydi. Anne, baba, ben Kazım'a sarılıyordum çünkü... Çünkü Kazım ölecekmiş. Ne? Ne? Ya şimdi söyledi. Çok az ömrü kalmış, çok hastaymış. Evet ben de ona böyle hani Metin oğul gibisinden sarıldım gitti öyle. Ah be! Ah çok yazık. Çok da genç o çocuk ya. Ailesi perişandır yeter. Evet sormayın sormayın. Yani gerçekten sormayın. Bu konuda burada kapansın. Hiç ailesini konuşmayın. Tamam yavrum tamam. Sen şimdi hemen git. Güzel böyle bir tepsi böreği hazırla. Akşam annelerine babalarına götürelim Kudret. Acı içinde yemeği düşünemez onlar şimdi. Öyle mi diyorsun? Tamam tabii, oldu tabii. Tabii. Hay Allah ya Kudret biz ne duyduk? Kudret bu kulaklar ne duydu? Merhabalar. Efendim, Kazım'ı görmüşsünüz herhalde değil mi? Evet. Biz de bu iki yıldır konuşamadığımız sırrı sizinle açık açık konuşmaya geldik. Hiç gerek yok efendim. Hiç gerek yok. Rica ederim. Çiçek her şeyi anlattı zaten. Anlattı mı? Anlattıysa iyi. İyi vallahi. Buyurun, buyurun. Buyurun. İyi, anlatmış. İyi, o zaman... ne düşündünüz? Vallahi duyduk, yıkıldık efendim. Yeterli, perişanız. Yani Kazım daha çok genç. Ya, yok, öyle düşünmeyelim efendim. Yani. Bizim ailenin erkek tarafı hep çok genç gitmiştir. 18'inde, 20'sinde gitmiştir efendim. Yani benim amcalarım, dedem, babam hep erken gitti. Ah, ah demek efendim sizin soya çekti. Hay Allah. Efendim, tam olarak nedir sebep? Vallahi. kalp. Tabii. Yani gençken başka bir sebep de aranmaz ki. Ne olur ki? Değil mi? Tabii ama insan işte kabullenemiyor efendim. Hiç olacak şey mi? Neden Kazım ya? Neden? Kim olsaydı? Şimdi efendim, Mümtaz amca olsaydı tamam. Hikmet'te de olsaydı ona da kabul. Agah Bey var. Adam neredeyse 100 yaşında. O da kabul. Ama yani Kazım. Kazım çok genç. Ama ben anlayamadım ki yani nasıl yani Kazım olmasın da 100 yaşındaki Agah amca mı olsun? Tabii efendim. O 100 yaşında zaten ona yakışır ama Kazım'a yakışmıyor. Kusura bakmayın ama şimdi yani siz benim Kazım'a evladıma yakıştıramadınız mı? Bunu mu söylüyorsunuz? Tabii ki yakıştıramadık efendim. Hayır nasıl yakıştıralım yani? Nasıl yakıştıralım? Vallahi biz sizin gibi tepki vermedik. Yani kısmet dedik, kabullendik. Efendim nasıl kabullenirsiniz? Böyle kolay kabul edilecek şey mi bu? Yapmayın gözünüzü seveyim. Birkaç kişiye daha gösterseydim. Mesela senin akraban Nazan Hanım var, Doktor Nazan. Ha.
o görse. Hani onun numarasını vereyim, bir de ona götürün, yok, olmaz mı? Ay yok yok, hiç gerek yok. Lütfen efendim. Biz doktorlar, mühendisler, biz bu konuları geçtik ya. Evet. Kapattık bu konuları. Ben sordum oğluma. Oğlum dedim, sen hazır mısın? Hazırım anne dedi. Ben dedi, kesinlikle hazırım dedi. Benim sizden tek bir isteğim var dedi. O da çiçek. Ah yavrum. Öyle mi dedi? Öyle. Ah, görüyor musun ne metanetli çocuk. Çiçek ha. Siz ona söyleyin. Ben onu yattığı yere çiçeği kendi ellerimle getirir koyarım. O kadar diyorsun Kudret. Vallahi ne diyeyim, sağ ol Kudretciğim. Bu durumda o zaman demek ki biz büyük bir aileyiz artık. Aileyiz tabii. Kocaman bir prensi bırakır mıyız hiç? Sağ ol Kudretciğim. Ay. Sen çok panikli, sakin ol. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Oh be. Efendim. Ne kadar vakit var? Vallahi ne kadar var Hayati? 3-4 ay içinde olur gibi değil mi? Bence de makul zaman. Evet ama bana kalsa hemen bugün olsun bitsin, ben çok sevinirim yani. Nasıl? Herhalde Kazım daha çok çekmesin acı diye. Vallahi aslında o da var, çocuk 2 senedir gerçekten çok çekti. Çok süründü. Ya ben en çok var ya niye seviniyorum biliyor musunuz? Evden bir boğaz eksilecek, ona seviniyorum. Bunlar resmen mutlu ya, yeter. Kudret, acıdan saçmalıyorlar herhalde ya. Ya diyorum ki, inşallah bu Kazım'ın küçüğü aynı abisine çeker, biliyor musun? İnşallah. Aslında kendisi de çok istekli. Ama şöyle 1-2 sene içerisinde kendisi halledemezse artık annesi artık duruma bir el atacak. Atacağım. Onun polisi ara. Ara, ara. Ya dur Kudretciğim, şaka yapıyorum ya. Burcu karışmaz öyle şeylere. Ama ne yalan söyleyeyim, Kazım gidecek diye vallahi huzur doluyum ha. Efendim, huzurda, yani huzurlu olunmaz ki şimdi yani. Niye? Neticede oğlunuzun hayatı bu. Ya ölüm bu, ölüm. Allah Allah, yani siz şimdi duruma böyle mi yorum veriyorsunuz? Yani ölüm var, bir de yeni bir başlangıç olarak diye de bakmak var. Ben söyleyeyim. Benim için net ölüm. Sen de. Ha, demek ki her şeye alışıyor insan. Ama önemli olan ilk geceyi atlatabilmek. Değil mi Kudret? Ah. Ah, o ilk gece yok mu? O ilk gece. En zoru o ilk gece. Olan orada rahat mı, üşüdü mü, üstü açık mı efendim? O ilk geceyi hayal bile etmek istemiyorum. Allah yahu! Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. Yani ana baba olarak da biz o ilk geceyi zaten bir hayal etmeyelim ama yani. Lütfen ya. Etmeyin efendim Kudretciğim. Anne baba hayal et denir mi geceyi hanım? Efendim hata bizde, ne olur affedin. Hata bizde. Tamam canım, hadi unuttuk ilk geceyi. Kına, kınaya gelelim bakalım. Sen de artık kınaları yakarsın ha, yeter. Efendim ben niye kına yakayım canım? Niye yakıyorum kına? Ben üzülüyorum efendim, aşk olsun ama. Vallahi ben yakacağım kınayı. Çıkacağım masaların üstüne. Döndürün, nasıl diyeceğim valla. Burcu Hanım, bir de davul zurnan çalın. Çalarız tabii, değil mi? Ben yok artık ya. Hiç mi evladınızı sevmiyorsunuz efendim? Bir de dandır dandır oynama peşindesiniz. Çok rica ediyorum. Davul zurna nedir? Ha, az geldi. Merak etme Kudretim. Kemandan klarnet de getiririm. Ay inanılmaz bir şey. Bunlar kadın topu taşıyıcıları gibi gidenlerin arkasından sevinç yaşıyorlar Kudret. Çok panik ya, çok panik. Bak sen bana güven, sen bana bırak. Ben her şeyi kafamda planladım. Her şey hazır. Şanımıza göre paket edeceğiz. Gidecek. İnşallah. Mekanı da bana bırakın. Onu da ben seçeceğim. Peki efendim. Zincirli kuyu mu olacak? Kara Camit. Ya bize Teşvikiye yakışır. Ha. Şey mi? Teşvikiye Camii mi? Teşvikiye Camii? Ha, olur, imam kısmını da orada hallederiz. Ama merak etmeyin. Her şey elimizden ne geliyorsa yapacağız. Oğlum benim bir tanemdir, canımdır benim ya. Üzerimize düşen neyse onu yapacağız, merak etmeyin Kudret. Tabii canım. Aslan gibi babası var onun burada.
Şimdi onu camiden alıp ellerinle yattığı yere kadar taşıyacaksın değil mi hayatım? Yok artık. Kudret, ne diyorsun ya? Olmadı, bir de üzerini örteyim bari. Tabii canım. Babası değil misin sen onun ya? Alacaksın böyle, yatıracaksın. Onun üstünü örteceksin. Adet böyle. Lan başlarım öyle adete. O nasıl bir adetmiş? O nerenin adeti ya? Amsterdam'ın adeti mi? Benim niye işim var orada? Ayrıca ben niye onun üzerini örtüyorum? Ben anlamadım ki. Ah, tek sen değil ki Hayati Bey. Hepimiz orada olacağız ya, hepimiz. Siz de mi orada üzerini örteceksiniz? Nasıl? Tabii. Elbette canım. Ben kayvaneden minibüs kaldıracağım ya. Biz bütün mahallecek oradayız. Kazım'ın başucunda duracağız. Hepimiz bir ucundan tutacağız. Sonra da beraber pide yeriz. Ne? Lan! La bu nasıl bir fantazi? Arkadaş siz manyak mısınız? Bu nerenin adeti? Ne diyorsunuz ya? Sizin ne işiniz var orada? Ben niye üzerini örtüyorum? Ayrıca niye minibüs kaldırıyoruz? Ben onu üzerini örterken neden minibüste gelen insanlar onu izleyip pide yiyorlar? Ya bu nasıl bir manyaklık? Bu nasıl bir fantazi? Olmadı, bilet keselim arkadaş. Böyle şey olur mu ya? Tabii efendim. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.